Tercihim Ege programından şu an ekranları başında bizleri izlemekte olan tüm izleyicilerimize tekrardan hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz hafta Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini konuşmuştuk. Bu hafta tekrardan Eczacılık Fakültesini ele alacağız. Bu haftaki yine tekrardan konuk aldığım kıymetli bir konuğum bizlerle birlikteler. Kendileri Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ayfer Yalçın Hocam bizlerle birlikte. Sayın Hocam, tekrardan hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Geçtiğimiz bölümümüzde programımız yarıda kaldı. Süremiz el vermedi. Evet. Programımıza başlamadan önce şöyle bir geçmiş olduğumuz bölümün hatırlatmasını değerli izleyicilerimize yapmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta fakültenin tarihçesinden ve amaçlarından bahsettik. Eğitim süreci ve içeriğinden, akademik kadro ve öğrenci sayısı, yıllık kontenjan, adayların hangi puan türünden tercih yapabileceğini ve staj konusunda da önemli bilgiler aktardık. Bu hafta da yine değerli hocamla birlikte eczacılık açısından bir dönüm noktası olan, eczacılık dönüm noktası uzmanlık alanları olan klinik eczacılık ve fitofarmasi başlıklarını konuşacağız. Tabii ki imkan olanakları da bunların içerisinde el alacağız diyelim. Ve Sayın Hocam, sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ederim. Tekrar bu programda bulunmak çok güzel. Bilgilerimizi aktarmaya devam edelim. Şimdi Eczacılık Fakültesi mezunu öğrencilerimiz, yani mezunlarımız aslında öncelikle serbest eczacılık yapmayı tercih etmekte. Ama endüstride veyahut Sağlık Bakanlığı'nın muhtelif birimlerinde de kurumsal, yönetsel, denetsel görevler yapabilir ve hastanede hastane eczacısı olarak çalışabilir. Bunlar zaten var olan olanaklardı mezunlarımız için. Ancak 2017 yılı itibariyle eczacılıkta uzmanlık tanımlandı ve sizin de bahsettiğiniz gibi iki alanda tanımlandı: klinik eczacılık ve fitofarmasi olmak üzere. Bizim fakültemizde geçtiğimiz eğitim dönemi itibariyle klinik eczacılık uzmanlık eğitimini biz başlatmış bulunuyoruz. Kısaca klinik eczacılık uzmanlık eğitimi ya da klinik eczacılığın ne amaçladığından bahsetmek belki uygun olur. Klinik eczacı doğrudan hastanın ilaçla tedavisini organize etmek, bunu izlemek ve bunu da multidisipliner bir bilimsel anlayışla yerine getirmekle yükümlü eczacı demek. Doğrudan çalışma alanı hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde organize ettiği bir şekilde kliniklerde hekimlere hastaların ilaçla tedavisinde yardımcı olmak üzere görev almak üzere planlanmış ve uygulamaya konmuş bir uzmanlık alanı. Dediğim gibi 2017 yılında ÖSYM tarafından bu sınavlar, yani uzmanlık sınavları organize ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan bir sınavla Türkiye'deki eczacılık fakültelerinin, ki hepsi değil bu eğitimi veren, eczacılık fakültelerinin sahip olduğu kontenjanlar çerçevesinde biz eczacılık öğrencilerimizi, yani uzmanlık öğrencilerimizi kabul ediyoruz. 3 yıllık bir eğitimi takiben de kendileri klinik eczacı uzmanı unvanını kazanıyorlar. Türkiye'de 8 tane fakültede, eczacılık fakültesinde klinik eczacılık uzmanlık eğitimi verilmekte. Ege Eczacılık da bunlardan bir tanesi. Geçen yıl itibariyle 3 kontenjanımız vardı uzmanlık öğrencisi almak üzere ve o kontenjanlarımızı kullandık. Fitofarmasi uzmanlığına gelince, fitofarmasi de gene Türkiye genelinde her eczacılık fakültesinde bulunmuyor. Belirli eczacılık fakültelerinin gene sunabildiği bir uzmanlık eğitim türü. Bizim fakültemizde halihazırda uygulamada değil. Ama en yakın zamanda sanıyorum bu uzmanlık eğitimini de vermeye başlayacağız. Eczacılık mesleğine gerçekten büyük prestij kazandıran bu uzmanlık eğitimleri içinde
elimizden gelenin en iyisini fakültemiz adına yapmaya gayret ediyoruz. Hocam bir de şimdi Eczacılık Fakültesi'nde araştırma alanlarınız var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunlar hakkında da bizlere neler söylersiniz? Tabii. Fakültemizin eğitim için tanımlanmış ileri düzeydeki misyon ve vizyonu aynen araştırma hedefleri açısından da geçerli. Gerek araştırmacı altyapımız, akademisyen altyapımız, gerekse laboratuvar koşulları açısından sahip olduğumuz fiziksel altyapı bize bu konuda büyük avantaj sağlıyor. Uluslararası, ulusal, her düzeyde çok disiplinli yaklaşımla araştırma projeleri üretiyoruz. TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri, COST dediğimiz gene özel bir Avrupa Birliği proje tipi. Bunların hepsi başarıyla fakültemizde bugüne kadar yürütüldü ve yürütülmeye devam ediyor. Fakat araştırma açısından bizim için en önemli avantajlardan biri de fakültemiz içerisinde sahip olduğumuz Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı. Kısaca FABAL olarak kısalttığımız bu laboratuvarda ileri düzeyde sadece temel bilimler anlamında araştırma değil, farmasötik teknoloji alanında doğrudan endüstriye hizmet edecek şekilde bir üretimi hedefleyen ve bizim gerek lisansüstü öğrencilerimiz gerekse akademisyenlerimizin araştırma ihtiyaçlarını yüksek düzeyde karşılamaya çalıştığımız bir özelleşmiş laboratuvardır FABAL. Üç temel alt laboratuvardan oluşuyor: moleküler biyoloji, farmasötik analiz ve farmasötik teknoloji olmak üzere. Dediğim gibi hem üniversitemize hizmet ediyoruz bu laboratuvar kapsamında, araştırma altyapısı bakımından, hem fakültemize hem de her zaman için endüstriyle işbirliğimizi başlı başına bu laboratuvarda sürdürdüğümüzü söylemem gerekiyor. Hocam, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi iki bölümde Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi denilince değerli izleyicilerimiz neler bilmeleri gerektiğini süremiz el verdiğince aktarmaya çalıştık sizlerin sayesinde. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bilgiler var mı? Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi denildiğinde buraya aday olan önümüzdeki gelecek öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız. Yani şöyle söyleyebilirim, tabii ki bir yeri tercih ederken aslında öncelikle orayı bir kez ziyaret etmekte yarar var. Evet. Fakültemizin de bu anlamda bence ziyaretçilerimize sunabileceği çok hoş bir imkan var. Eczacılık mesleğini tarihi anlamda gerek üniversitemize gerekse topluma tanıtmak amacıyla organize edilmiş Eczacıbaşı İlaç Holding'in katkılarıyla İzmir'de yerleşik bulunan Eczacıbaşı Şifa Eczanesi 2009 yılında bizim fakültemize birebir taşınarak ziyarete açılmıştır. Bu eczanede 3000'den fazla tarihi süreçleri içeren obje bulunmakta eczacılıkla ilgili ve her cuma belirli saatlerde bu tarihi eczanemiz ziyaret edilebilir. Bu çerçevede fakültemizi her anlamda tanımak isteyen gerek öğrenciler gerekse eczacılığa ilgi duyan tüm ziyaretçileri memnuniyetle bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica hocam. Ediyorum. Bu kadar kıymetli bilgilerinizi Tercih Ege programında bizlerle paylaştığınız için tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, iyi günler. Evet, Ege Üniversitesi Televizyonu'nun değerli izleyicileri, iki bölüm halinde Eczacılık Fakültesi'ni sizlere aktarmaya çaba sarf ettik. Bugünkü Tercihim Ege programının daha sonuna geldik. Bir sonraki Tercihim Ege programında sizlerle birlikte olmak ümidiyle bugünlük hoşça kalın.